Kıymetli vatandaşlarım, hüzünlü bir Ramazan ayının ardından yine hüzünlü bir bayramı karşılayacağız. Bu yıl yine kendimizin, ailelerimizin ve çevremizin sağlığı ve güvenliği için hükümetin açıkladığı tedbirlere riayet edecek, alıştığımız geleneksel bayramlarımızdan birini yaşayamayacağız. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayını dünya üzerinde başta Doğu Türkistan, Yemen, Myanmar, Kırım ve Filistin olmak üzere Türklerin ve Müslümanların maruz kaldıkları yoklukların, baskıların, katliamların, içinde bulundukları zorlukların acısını yüreklerimizde hissederek geçirdik. Rabbim o mazlumların, o kimsesizlerin, o çaresizlerin yar ve yardımcısı olsun. Tabii bu arada kahraman güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda terörle mücadelesi devam ediyor. Biz Ramazan ayını, sahuru, iftarı yaşarken onlar cephede, 2000 metre yüksekte dağlarda, ovalarda, kar, kış, soğuk, sıcak demeden mücadeleye devam ediyorlar. Onlara da buradan şükranlarımı sunuyorum. En kalbi selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. Şehit ailelerimiz, şehitlerimizin anneleri, babaları, kardeşleri, geride bıraktıkları eşleri ve Diyarbakır annelerimiz başta olmak üzere yoksul ve mazlum insanlarımızın ve bütün aziz milletimizin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Dünya üzerindeki tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olması dileklerimle bu vesile yeryüzünde yaşayan İslam alemindeki bütün Müslüman kardeşlerimin ve alemi İslam'ın da Ramazan bayramını kutluyor. Bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.